Sevgili Ümit Sabi Kumuş, hoş geldin. Nasılsınız? Sevgili Mustafa Can, şahaneyim valla. Seni sormalı. Seninle beraber şimdiye kadar yarasadan arılara, deniz analarından, hamam böceklerine, sivrisineklere falan kadar birçok canlıyı sohbetini yaptık. Biraz dedikodusunu yaptık aslında. Birazcık tanıştık onlar hakkında. Onların arkasından konuştuk. Ne var ne yok diye. Şimdi ilk defa galiba bir bitkiden konuşacağız. Mevsiminin sonuna geldik. Son incir diye satıyordu 4-5 gün öncesinde pazarcının bir tanesi. Son incir bu, son incir bu diye. Ben o kazığı yedim, aldım son inciri. Valla ben de dün yedim, oradan aklıma geldi zaten. İncirler birazcık değişik. İncirin kendi hayatı, tercihi, biçimleri, ilişkileri, duygusal ilişkileri. Yalan rüzgarına çevirdik inciri. Evet. İncir bir miktar değişik. İncir aynı zamanda tatlılığının yoğunluğu açısından da spesifik. Tabii. Yani doğadaki varlığı açısından da spesifik. Bir de hani İstanbul'dayız. İncir aslında gayet doğal hayatımızın bir parçası. Kesinlikle. Yani normalde yola sokağa çıktığımızda, sağa sola baktığımızda muhtemelen bir incir ağacıyla karşılaşacağız. Büyük ihtimalle. Yani ben çok karşılaşıyorum. Oturduğum evin bahçesinde de yani ulu bir incir ağacı var. Evet, yani ocağıma incir ağacı diktim falan diye, incir sütü falan gibi hani şeylerde deyimler, tanımlar, bilgiler var kullandığımız hayatta. O yüzden sizin aracılığınızla incirle, sevgili incirle birazcık tanışalım istiyoruz. Kendisini daha çok tanıyalım, saygı duyalım, tanıştık. Kesinlikle yani. Saygı duymalıyız. Ondan korkmamayı, onunla beraber yaşamayı, birlikte üretmeyi. İncirden korku. Vardır herhalde incirofobi falan. Ya o incirden olabilir. Korkmanın ötesinde aslında çevremizdeki canlıların tümüne karşı öyle tuhaf bir gelişimimiz var ya bizim. Yani insan olan canlıların dışında, şimdi evcil hayvanlar, kedi, köpek, kuş türlerinin bazıları haricinde tüm geri kalan canlılar sanki bizim için zararlıymış ya da aksakmış gibi bir duygumuz olur. Şehir insanları olduğumuz için. Evet. Yani sanki bunların hepsi bizim şehrimizi işgal etmek için buraya gelmiş. Hem öyle bir yanılsama var, hem de sanki onlar hayatta hiç yokmuş. Burası kent, şehir, bizim. Bunlar hani siz yoksunuz ki. Hani ben dağa mı çıktım? Dağda olur belki ama burada olmaz gibi. Büyük bir yanılsama yaşıyoruz. Evet. Ama mesela hamam böceklerinde öğrendiğimiz gibi sivrisinekler bizim öğrenmemize gerek kalmadan kendileri bize öğrettikleri gibi gayet bizimle beraber aynı yerde yaşıyorlar. Azıcık denizle ilişkimiz varsa deniz anasında öğrendiğimiz gibi ya da işte Batman'den tanıdığımız yarasanın normal kent hayatının doğal bir parçası olduğunu fark ettiğimiz gibi. Şimdi bitkiler üzerinde de birkaç tane daha merak ettiğim var, sormak istediğim. Senden bir biyolog olarak incirler hakkında bilgi edinmek istiyorum. Önce birinci sorum, soy ağacı. Kimdir, neyin nesidir, nereden gelir? İncir çok kadim, çok bütün kültürlerde yer alan, Güney Amerika'sından tut da ve Anadolu'sundan Orta Asya'ya ve Hindistan'dan Çin'ine kadar birçok kültürde kadim sayılan, kutsal sayılan bir ağaçtır. Bana sorarsan birkaç sebebi var. Sebeplerden bir tanesi incir meyvesi. Bizim de çok sevdiğimiz incir meyvesi çok yoğun miktarda şeker içerir. Yani çok yoğun miktarda besleyicidir. Ve işte Budizminden İslam'a, Hristiyanlıktan Şamanizme kadar birçok dinde kutsal kabul edilir. Mesela Buda o büyük tradisyonuna, büyük ne diyorlar ona, meditasyonuna bir incir ağacının altında yaptığına falan inanılır. Birçok ülkede incir ağacı kesmenin cezası eskiden idamdı. Muhtemelen bu ekonomik değeriyle de ilgili bir şeydir. Ama incir insanlığın kültürel hayatında, kültürel dokusunda çok büyük yeri olan bir meyve. Keza Hristiyanlıkta da işte Adem'le Havva resmedilirken İncil'de belirtilen şeylerde işte incir yaprağıyla mesela edep yerlerini örtüyorlar. Evet, bu mesela sormak istediğim konulardan bir tanesiydi gerçekten de. Adem'le Havva hikayesinde incir yaprağı öyle sembolik mi, bilinçli mi seçilmiş acaba, biliyor musun? Muhtemelen bilinçli seçilmiştir. Gene ekonomik değeri olabilir İşin içinde. Ama daha derin inisiye bir anlam varsa onu ben bilmiyorum. Şöyle bir şey var. İncir dediğimiz ağaç Ficus ailesine bağlı. Yaklaşık 850 türden oluşuyor. Yani bir tane incir ağacı yok. 850 tür incir ağacı var. Ama bu incir ağacının bazıları bizim bildiğimiz anlamda incir meyvesi vermiyor. Bazılarının verdikleri yenmiyor. Bazıları hiç abuk sabuk şekillerde yaşıyor. Biraz sonra bir tanesine değineceğim, enteresan şeyleri var. Ama bizim yaşadığımız coğrafyada antik dönemlerden bu yana incir, mesela hurma
üzüm hep kutsal kabul edilmiştir. Birçok mitolojide de ya üzüm yaprağı kullanılır, ya hurma dalı kullanılır, ya incir yaprağı kullanılır veya kendisi kullanılır. Muhtemelen bizim yerleşik hayata geçtiğimiz dönemden itibaren hayatımızda çok büyük yeri var. Ekonomik olarak da besin değeri olarak. Öyle bir kutsiyet atfedilmiş. Ama inisiye olarak bir gizli ritüel bilgi olarak niye seçildiğini ben bilmiyorum. Şöyle hayal ediyorum, hani onunla alakalı mı? Böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Avcı toplayıcı bir dönemde olduğumuzu düşün, gezdiğimizi düşün, dönüştüğümüzü düşün. Muhtemelen birçok bitkiyi, birçok coğrafyayı bilmem neyi görürüz, biliriz ama incirin yerini kesin emin biliriz. Kesin. Çünkü incir o kadar lezzetli bir şey ki. Üçü de öyle bak, enteresandır. İncir, üzüm ve hurma. Evet. Üçü de toplumları dönüştürmüştür. Üçünün evet. de yerini mutlaka biliriz yani. Biliriz. Yani onun altında toplaşırız, onun altında karşılaşırız falan. Herhalde Adem'le Havva hikayesinin sembolik, görsel sembolizminde de o yüzden yer alıyordu. Olabilir. Başka hani buna kesinlikle katılıyorum. Benim de düşüncem o yönde ama mesela başka özellikleri de var. Mesela bizim incir meyvesi olarak yediğimiz incir, o 800 küsur türün içinde yenilebilir bir tane, iki tane tür var. Bizim yediğimiz incir birçoğundan farklı olarak şöyle bir özelliği var. Çok enteresandır. İncir ağaçları çift cinsiyetlidir. Yani incir ağacının bir tanesi ya erkek incir ağacıdır ya da dişi incir ağacıdır. Aynı biz insanlardaki gibi, diğer hayvanlardaki gibi. Erkeği ve dişisi vardır onların. Bitkilerde böyle olmasına çok alışkın değiliz. Bu normal bir şey mi, nadir bir şey mi yoksa sık bir şey mi? Sık karşılaşıyor. Nadir, nadir bir şey. Yani dişi ve erkeğin de olması değil mi? Yani tüm bitkiler alemini düşünürsek benzerleri var ama nadir. Yani tek cinsiyetli bir ağaç. Çünkü şöyle bir ya şey. Armutun var. Dişisi erkeği var mı? Erkek yok armut, tabii ki. Armut yok. İncir. Şeftalinin. İncir de var sadece. Şeftali daha çok dişiymiş gibi ama değil mi? İncir de çok erkeksi duruyor ama bilemedim. Yok incir de var. Birkaç gene ekonomik olarak bizim hayatımızda yer alan birkaç bitki de daha var ama bugünkü konumuz onlar değil. İncir ağacı bizim tükettiğimiz inciri veren incir ağacı erkek ve dişi incir ağacından oluşuyor. Ve mesela erkek incir ağacı da meyvemsi bir şeyler verir. İncire çok benzer ama hiçbir zaman yenmez. O böyle güdük kalır. İçinde stamenleri vardır. Yani erkek polenleri vardır. O polenleri spesifik bir arı türü. Sadece incire özgü bir cüce arı türü oradan alır, dişi ağaca götürür ve döllenmesini sağlar. Şöyle ki mesela bazı... Kargo kurye işleri yapanlar tabii, tabii. var. Özel anlaşma var. Yani incir türleri bir yerden bir yere plante edilmeye çalışılıyor. Biz hep yaparız. Mesela çay Çin'den gelmiştir, muz bilmem nereden gelmiştir. İncir de yapılıyor. Ama eski dönemlerde tabii bu kadar derin bilmediği için incir ağacını götürüyor. Adam bambaşka bir kıtada bambaşka bir yere koyuyor. Bekliyor ki meyve versin. Yok meyve vermiyor. Niye? Çünkü o cüce arı veya o ağaca özel, bir de bölgeye göre de değişiyor spesifik arının türü. O arıyı oraya götürmek kimsenin aklına gelmediği için, kimse bilmediği için bir sürü para harcıyorlar, plantasyonlar oluşturuyorlar. İncir olmuyor. Çünkü dölleyicisi yok. Çünkü o arı o ağaca özel dölleyici. O olmadığı zaman dölleme olmuyor. Peki yani ağaç gelişiyor sonuçta coğrafyadan coğrafyaya öyle dağılmıştır muhtemelen. Tabii. Gelişirken demek ki arı türünü de peşi sıra getiriyor yani. Yani o sipariş veriyordur veya dostum hadi gel gidelim diyordur yani anlamadım. Bir şekilde bu poleni götürür müsün diyor ya arıya. Yani bunu diyen oraya da gidiyoruz gelsene demiştir herhalde. Ama her bir bölgedeki incirin dölleyicisi olan arı... Oraya özgü bir arı. Beraber evrimleşiyorlar orada. Evrimleşiyor orada. Tabii beraber evrimleşiyorlar. Bu arada bir simbiyotik yaşamdır. Aynı zamanda o dölleme işini yapan arı yumurtalarını incire bırakıyor. Oradan erginleşiyor, çıkıyor. Bayağı mesela. Karmaşık bir duygusal ilişki gerçekleşti tabii. Yani. Biz tabii bir de şey var. İncirin meyvesini tek meyve olarak görürüz. Mesela enteresan bir şeydir. İnciri ortadan ikiye bölün. Herkes bilir yiyenler. Ortada böyle küçük küçük çekirdekler vardır. O çekirdek gibi gördüğünüz her bir tane aslında bir meyvedir. O meyvelerin birbirine uzandığı şeritler bir araya gelirler, bir kabuk oluştururlar. Bizim yediğimiz incir olur. Biz tamamına meyve diyoruz ama biyolojik olarak her biri, içindeki her bir tane bir meyvedir. Her birinden ayrı o bir şey. O meyveyi kaplayan çiçeğin yeşil şeyleri vardır ya yapraklar, renkli yapraklar. Bir de o yeşil yaprakla işte kaplayıp etleşiyorlar. İçine besin doluyor, şeker doluyor. Meyvelerin çoğu öyledir. Tabii biz meyve sebze ayrımında da kafamız çok karışık. Belki konunun geçtiği bir gün onu da arada geçeriz. Ne meyvedir, ne sebzedir, hangisine meyve diyoruz. Çok üzerinde düşünmüyoruz. Evet, bu
ayrıca ele alacağımız konulardan bir tanesi, haklısın. Hocam bir şey soracağım. İncir balı diye bir şey var mı? İncir balı diye bir şey var. Ama bizim biraz önce anlattığımız mekanikle ilgili bir şey değil o. Yani o döllemeyi yapan haricinde bal arıları incir çiçeğinden polen alıp bal üretiyorsa ona incir balı deniyor. Yani özellikle ayrı öyle bir bal var mı? Bütün arılar bulunduğu habitattaki bitkilerden, polen topladıkları bitkilerden alır yapar. Mesela çam balı var. Çam balı nedir? Çam ormandaki arı kovandaki arı çıkar. Çam balı yiyebilecek misiniz bundan sonra bilmiyorum. Çam kabuk böceği diye bir böcek vardır. Çam ağacının öz suyuyla beslenir. Beslendikten sonra bir dışkı bırakır. Bu arı gelir, bu dışkıyı alır, götürür, onunla bal yapar. Biz buna çam balı diyoruz. Mesela lavanta tarlasında varsa... Ya böyle tarif etmesen iyiydi. Balı güzel güzel. Yani arılarda anlatsaymışım keşke onu. Ama yani incirin çiçeğinden polen ve nektar alıp bal yapıyorsa o incir balı oluyor ama... Hani bir kovanın o kadar inciri bir arada bulup da bal yapması çok da şey değil. Şu erkek incir, kadın incir. Kadın incir. Dişi incir, kız incir daha kötüsü dedim. Erkek incir, dişi incir hikayesini azıcık daha anlamak istiyorum. Yani şu anda İstanbul'da karşılaştığımız incir ağaçlarının yarısı erkek, yarısı dişi mi? Yani genel doğadaki paylaşım yarı yarıya mı? Yok, yarı yarıya değil. Erkek yoksa sayısı daha küneslerde olduğu gibi. Ha, erkek sayısı daha erkek az, daha çok. Daha az. Yani belli bir popülasyona kadar. Örnek veriyorum sadece. Bu rakamlar şey değil. Benzer oran başka tür meyve veren ağaçlarda da vardır. İşte 10 tane, 20 tane dişi incir ağacının etrafında bir tane, iki tane de erkek incir ağacı varsa üreyebiliyorlar. Yani bir soru şeye geliyorsa, bunlar tek evlilik poligami mi değil mi geliyorsa poligami, yani bir erkek incir ağacı haremden mesul. Peki yani evrimsel olarak neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuş mesela? Yani bu ne avantaj sağlamış sence? Yani bir başka hiçbir bitkide benim bildiğim bir karşılığı yok ama... Benzerleri var. Yani insan olarak tabii bu soruyu her zaman soruyoruz. Hep böyle soruyoruz ama evrim öyle işlemiyor. Yani onu niye öyle yaptığını bilmiyoruz. Bir şekilde yapıyor ve başarılıysa hayatına devam ediyor. Ne avantaj sağlıyor? Bu kadar spesifik ilişkiler... Yani konakçı-konak ilişkisi, dölleyen-dölleyici ilişkisi, özelleşmiş ilişkiler genellikle doğada az bulunurlar. Çünkü evrimsel olarak herhangi bir konu, herhangi bir canlı bir konuda ne kadar uzmansa, ne kadar spesifik çalışıyorsa soy tükenmesine o kadar yaklaşıyor demektir. İncir böyle bir durumda mı? Bilmiyorum. Niye çift cinsiyetle, yani iki eşesel dimorfizmi tercih etti evrimsel olarak? Bilmiyoruz. Örnekleri çok olsa bir mekanizma çıkabilir ama başarılı. Sonra yani insanoğluyla beraber, Homo sapiens sapiensle beraber zaten yolu, yöntemi açılmıştır, desteklenmiştir. Tabii. Şimdi farklı türleri var dedim ya, hani çok 800 küsür tane türü var. Ocağımıza incir ağacı dikti. Mesela öyle türleri var ki sadece ölen ağaçların üzerinde yaşayabiliyor. Ormanda ağacın biri öldü, kurudu. Artık çürümeye başlayacak. Tohumlar bir şekilde o ölü ağaca ulaştığı zaman aynı bir şey gibi, zombi gibi ama çok ağır çekimde o ölü ağacın etrafını kaplayıp içeride bırakacak şekilde onun bütün dokusunu sindire sindire ortada ölü ağaç, etrafında incir ağacı şeklinde 30 metreye kadar büyüyor. Yani o ağacı resmen yiyor ya, yamyamlık yapıyor, zombilik yapıyor. Böyle türler var. Parazit olanları var özellikle yağmur ormanlarında. Toprağa bağlı değil, kökü yok, sadece gövdesi var. Başka bir ağacın gövdesine yapışıyor. Onun şeyini, öz suyunu sömürerek oluşuyor. Gene tatlı meyveler veriyor. Bazı türler var. Mesela yarasa, yağmur ormanlarında, Amazon ormanlarında da yarasa yapıyor bunu. Meyve yarasaları konuşmuştuk ya. Hem tohumları yayıyor hem de polenlenmesini sağlıyor. Bunlar spesifik birlikte evrimleşmelerdir. Doğada çok görülmez, çok da kabul edilmez. Kabul edilmez derken kim onay merci onu da bilmiyorum. Hani biz biyoloji bilimi olarak baktığımızda uzmanlaşmak genellikle yolun sonuna gitmek demektir. Hani bu nasıl oluyor? Göreceğiz, yaşayacağız ve göreceğiz. Ama yüksek enerji içeriyor, yüksek glukoz içeriyor, çok değerli. Maymunlardan insanlara, fillerden su aygırlarına kadar herkes incirin peşinde. Evet. Mitolojide yeri çok. Kültürel olarak yani var olan kültürümüzü oluşturmakta çok büyük etkileri var. Hurma gibi, üzüm gibi, incir gibi.
Bunlar o şekerli öz sularından kaynaklı. Yani yaşamın önemli gıda malzemelerinden tamam. bir tanesi. Ya bir de düşünsene yani antik çağlarda yaşıyorsun. Yani antik çağlarda da ki insan medeniyetinin artık toplayıcı avcı olduğu dönemlerde, hatta daha eski dönemlerde. İşte bu Eylül ayları gibi meyve veren, yöresine göre değişmekle beraber bir ağaç var. Öyle bir meyve veriyor ki taşıdığı kaloriyle işte iki tane yesen bir hafta rahat yaşıyorsun. Bundan daha değerli bir şey mi var? Bundan daha kutsal mı var yani kutsallık dersek? İstanbul ve çevresinde ya da Türkiye'de yayılımı, dağılımı oranı ne kadar? Yani biz mesela Kuzguncuk civarında çokça görüyorum incir ağacı. Her yer incir ağacı. Kendi dağılmış, yayılmış. Onu anlıyorum. Yabani incir yani. Ya bizde kültürleştirme de var. O yüzden temel olarak hani o doğal dağılımını çok bilmiyoruz. Sakin değiliz. Ama kültürleşmeden, kültürleştirmeden dolayı bizim mesela Aydın bölgesinde herkes biliyordur. Çok yoğun bir şekilde yetiştiriliyor. Yani neredeyse geçim kaynağı var. Artık orada vahşi incir, yabani incir, yerli inciri ayırt edecek mekanizma kalmadı. İyi bir de tabii şey doğal sorun. Hayattayken aslında normal, natural hayattayken şimdi yediğimiz kadar muhtemelen böyle ballı, çok iri bilmem ne incir yoktu. Bu bir doğal seçilim vardır diye tahmin ediyorum. Enteresan bir şeydir. Hurma, incir, üzüm. Diğer meyvelerden farklı olarak doğada vahşi yetişenini bulduğun zaman meyve verme döneminde 3 aşağı 5 yukarı. Üzümde hani türler, ırklar ayrılıyor, onları sayma ama hani bu şeyde tatlılıkta, bu yoğunlukta yiyebilirsin. Güzelmiş. Ama armutu yiyemezsin, elmayı yiyemezsin. Onların vahşi formları bizim bildiğimiz gibi değildir. Daha küçük, daha tatsız, daha az şekerli. Ama yine 3'e geliyor işte incir, üzüm ve hurma. Doğadaki haliyle yiyoruz neredeyse. İncirin zehirli türleri var mı? Yani İstanbul'da yolda dışarıda dolaşıyorum. Bildiğimiz kadarıyla yok. İncirin doğasına aykırı. Yani incir meyvesinin amacı hareket halindeki canlıların o meyveden beslenip tohumlarını uzağa yayması. O yüzden o kadar şeker biriktirip memelilere, maymunlara, fillere, insanlara rüşvet olarak veriyor. Beni yay diyor. Beni yay diyor. Şimdi hem beni yay deyip hem zehirlerse İhanet olur. O yüzden bilinen zehirli türü yok. Şöyle bir hataya düşüyorlar. Fikus ailesi aynı zamanda kauçuklarla akrabadır. O biz maalesef modern insanlar olarak böyle herhangi bir bitkiden bir salgı çıktığı zaman hemen krem niyetine kullanıyoruz acaba ne olacak diye. Mesela onların bazı türlerinde tahriş etme özelliği var. Hani dalı kırdığın zaman beyaz bir süt çıkıyor ya ondan. Bazı türlerde cildi tahriş eden asidik bir etki var. O bizim gereksiz merakımızdan kaynaklanıyor. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişizdir.